gece saati doğuruyorlar. Biz çoğu zaman görmüyoruz. Ama bu kez bir gündüz vakti doğuran bir annemiz oldu. Normalde doğumları 12 saat bazen 24 saate kadar ulaştığı söyleniyor. Olabildiğince biz yanlarına gitmemeye de çalışıyoruz ama baktım ben buralarda vakit geçirirken, onları beslerken, işte sularını, yemlerini verirken baktım bir doğum anına denk geldim. Benden de çekinmediği için, kendi köpeğim olduğu için, hatta doğum günümüz bile aynıdır köpekle, 1 Ağustos doğumlu yani. Benim elimde büyüdüğü için yanımda da doğurmaktan bir sıkıntı duymadı. Baktım hiç rahatsız olmuyor. Ben de dedim yakalamışken bir görüntüsünü çekeyim dedim köpeğimizin. 70'li yıllarda bir Türkiye'ye askeri bir işte çalışmak üzere gelen bir Amerikalı çift bu köpekleri fark ediyor. Zaman içerisinde onlarcasını Amerika'ya götürüyorlar ve bakıyorlar ki alan koruma, burada yaşıyorsanız burayı, hareketli yaşıyorsanız, siz nereye giderseniz orayı çok iyi yaşayan, çok iyi koruyan köpekler. Livestock Guardian Dogs deniliyor bunlar İngilizce'de. Canlı mal koruma köpeği diye geçiyor. Yani işte koyununuz olabilir, işte ineğiniz olabilir, işte deveniz, lamanız olabilir, deve kuşunuz olabilir. Onlara alıştırdığınız takdirde, ki her türlü hayvana alışabiliyor, işte kediye de alışabiliyor, deveye de alışabiliyor. Bu şekilde yetiştirildiği zaman onlarla hareket edip onları koruyan bir içgüdüsüne sahip. Görevini çok iyi yapıyor. En önemli konulardan bir tanesi birçok köpek ırkında karşılaştığımız üzere bir ısırganlık durumları yok. Çok sertler ama yabancıya karşı sertler. Şu an işte burada siz geldiniz çekim yapmaya. Benim yanımda, benimle kurduğunuz iletişimi algılayıp hiçbir ses çıkartmadığı gibi ben yokken bu bahçeye kesinlikle sokmuyor. Ama evini korurken de kimseyi ısırmıyor. Saldırıyor ama ısırmıyor gibi bir durumu var. Bu bizim birçok çoban köpeğinde gördüğümüz bir durumdur. Doğada gezenler genelde sürülerdeki çoban köpekleriyle, alan koruma köpekleriyle karşılaşırlar. Önce bir saldırırlar ama ısırdıkları çok nadiren görünür. Hiçbir zaman ısırmadığından da bahsedemeyiz. Ama %99 oranında söyleyebiliriz ki kimseyi ısırmıyorlar ama bölgelerinde de kimseyi istemiyorlar. Zaten bu sebepten dolayı yüzyıllardır Türk insanıyla birlikte Orta Asya'dan buraya göçmüşler. Buralarda yaşamışlar. Oradan buraya yaşatılmışlar. O yüzden bunu fark eden Amerikalılar buradan götürüyorlar. Ve maalesef Türkiye'de değeri bilinmemiş bu köpek ırkımızın. Nesli çok azalmış. Kalitesi de çok azalmış. Fakat Amerika'da rakam gittikçe büyümüş. Hatta şöyle rakamlar var, ne kadar resmidir bilemiyoruz ama Türkiye'de 2000 tane, Amerika ve Kanada'da 4000 tane olduğu söyleniyor. Değeri bu anlamda çok bilindiği gibi işte oradaki yavrularının işte satış fiyatları 3-5 bin dolardan işte 50-100 bin dolara kadar çıktığını duyuyoruz Amerika'daki tanıdıklarımızdan bu konuyla ilgili.